Tek platform, tüm dünya. Philip Capital sunar. Eko Türkçe'ne iyi akşamlar. Stüdyo New York başladı. Ben Öykü Cengiz. Hoş geldiniz değerli izleyiciler. Gündemi değerlendireceğiz. Yayınımıza ATCCI Yönetim Kurulu üyesi Serpin Alparslan eşlik edecek. Serpin Hanım merhaba, hoş geldiniz yayınımıza. Merhaba, hoş bulduk. Nasılsınız? Çok teşekkürler, gayet iyi. Size gayet iyi görünüyorsunuz. Gündem çok yoğun. Teşekkür. Bayağı Amerika'da greve gidiyor mu, gitmiyor mu? Bir hayli konuşulan önemli bir konu var. Dilerseniz ilk olarak onunla başlayalım. Şimdi ABD'de yer alan dev otomotiv çalışanları, Birleşik Otomobil İşçileri Sendikası işçileri yeni sendika sözleşmeleri için geçici anlaşmalara varılmaması halinde işten ayrılmaya ve greve hazırlanıyor sanırım. Sizce Amerika Birleşik Devletleri greve mi gidiyor? Evet, büyük ihtimalle greve gidiyor çünkü hani bu yoldan döneceklerini zannetmiyorum açıkçası. Ford, Stellantis ve General Motors çalışan ve Birleşik Otomotiv İşçileri Sendikası üyeleri yeni sendika sözleşmeleri için geçici anlaşmalara varılmaması halinde işten ayrılmaya hazırlanıyor. Yaklaşık 150 bin kişiden fazla otomotiv işçilerinin büyük bir otomotiv grevine başlamasına şöyle söyleyeyim hani saatler kaldı diyebilirim yani. Çünkü Birleşik Otomotiv çalışanları tarihinde ilk defa hatta şöyle söyleyeyim size ilk olarak General Motors, Ford ve Stellantis'e karşı Amerika'nın sendikalı yeni otomobil üreticilerinin üçü de aynı anda greve gidiyor. Ki bu ABD tarihindeki son 25 yılda gerçekleşecek en büyük grevlerden biri olacaktır. Eğer bu grev gerçekleşirse ki hani şu anda yüzlerce insan sokaklarda, ABD ekonomisinin yanı sıra otomotiv endüstrisinde de ciddi bir darbe olacağını düşünüyorum. Özellikle bu şirketlere ait 25 montaj fabrikalarının tamamı, otomotiv yan sanayi ile montaj parça sağlayan fabrikaların da hedefinde olacaktır diye düşünüyorum. Otomotiv sektörü olarak tüm paydaşların etkileşim halinde olacağını ve üretimin de durma noktasına geleceğini düşünüyorum. Sendikaya bağlı çalışanların işçilerin sözleşme saatlik ücretleri boyunca yaklaşık %20'lik bir zam ve her biri için de %5'lik ek zam talebiyle müzakerelere olumlu başlamışlardı. Fakat mevcut saatlik ücretin $32 olduğu eyaletlerde en kıdemli otomotiv işçilerin bile fazla mesaiye kadar bu paylaşımları, ikramiyeleri özellikle yıllık $80,000 altında ücrete tabi tutulması nedeniyle bir tetikleyici sebep olmuştu. Diğer etken ise yani bu çalışanların greve gitmesinin diğer etkisi ise Ford'un özellikle nakit parasının neredeyse tükendiği ve General Motors ile Chrysler'in iflası ve Federal'in desteğiyle kurtarma paketine doğru hızla ilerlediğini hatta bu süreç 2007-2009'da falan başlamıştı. O dönemlerde yani krizin olduğu dönemlerde çok ciddi tavizler verilmişti. Çalışan işçiler de çok ciddi tavizler verdi. O yıldan bugüne kadar neredeyse birçok alanda istediklerini alamadılar. Dolayısıyla da bundan dolayı artık buralarına kadar geldi ve otomotiv sektörünün neredeyse tamamı üç büyük şirketler eşliğinde birçok şirkette bunun arkasından gelecektir tabii. Çoğu bu greve hazırlandı. Şu anda hem Ford'un hem General Motors'un hem de diğer şirketlerin masaya olumlu hamleler getirseler bile bir taraftan da sopa gösteriyorlar. Yani eğer işte greve giderseniz sizin bu grevde yarattığınız bu işte harcamaları ya da işte tahribatı sizden keseceğim gibi ya da işte işinizden olacaksınız gibi ya da başka şeyler işte yani ücretlerinize zam yapılmayacak gibi sosyal haklarınızdan mahrum kalacağınız gibi işte bir sürü sopa gösteren ya da onları tehditvari kılan bir takım
sebepler de masaya getiriyorlar. Dolayısıyla da bu masaya getirilenlerden de sendika hiç hoşlanmadı. 2007-2008 bu krizden bu yana kendilerini sürekli frenliyorlardı. Sürekli vaatlerde bulunuyorlardı. Fakat artık bitti. Dolayısıyla da Morgan Stanley ve JP Morgan da bu konuda bir anket yaptı. Yaklaşık fon yöneticilerine bu grevle ilgili bilgi verdi ve yaklaşık %98'den fazla kişinin bu greve katılacağını, olumlu olarak katılacağını duyurdu. Bunlardan çekimser kalan da %2'lik, %3'lük bir oran olduğunu söyleyebiliriz. Yani çok güçlü adımlarla gidiyorlar. Zaten şu anda yollarda binlerce insan var. Sadece bu 3 şirketin 150 bin kişisi greve katılacaklarını ifade ettiler. Ama masaya ne gelirse gelsin, yani bunların talepleri 5 yıl içerisinde %40'lık bir zam ve işte kendi yaşam seviyelerinin düzeltilmesi, haksız yere çift ve standart uygulanan maaşlar. Hatta bu konuyla ilgili General Motors'un CEO'suna bir röportajında bir soru soruyor sunucu. Diyor ki işte siz %98'lik ölçüde artan bir maaşınız var sizin diyor ama sizinle birlikte çalışan arkadaşların bu denli almış oldukları maaş yok diyor. Şimdi bir CEO'ya böyle bir soru soruluyor. Düşünebiliyor musunuz? Türkiye'de böyle bir soru sorulur mu? Sorulmaz yani. Hani işçiyle CEO'yu bir tutabilir misiniz? Ama orada öyle değil. Her şey şeffaf. Ve o da diyor ki performans değerlendirmesiyle biz bu noktaya geliyoruz. Bu rakamları çift standart gibi algılanmasın. Performanslarıyla birlikte diğer arkadaşlarına ek ücretler ödeyebiliyoruz gibi açıklamalar yapılıyor. Dolayısıyla da bu da çok yeterli değil esasında. Dolayısıyla da şu anda çok ciddi bir ayaklanma var. Bu da son ABD'nin son 25 yılına bakıldığında böyle büyük bir grevin olduğuna şahit olmamış oluyoruz. Dolayısıyla da çok ciddi bir olay. Bu tabii ekonomide çok büyük kırılmalar yaratacaktır. Özellikle sadece otomotiv sektörü değil, onun yan sanayisi. Yan sanayinin dışında yedek parçası ya da montajı ya da onunla birlikte gelen birçok sektörü de ilgilendirecektir. Çünkü eğer otomotiv sektörü durursa onunla birlikte birçok bileşen de duracak ve onlar da greve katılacaktır. Onlar da sendikaya dahil olacaktır. Onlar da yine maaşlarının iyileştirilmesini isteyecektir. Çünkü hakikaten yaşam şartları özellikle COVID sürecinden sonra daha da sert bir noktaya geldi. Dolayısıyla da vatandaş bu konuda kesinlikle greve gitme noktasında ama Ford bu konuda çok burnundan kıl aldırmıyor. Fakat General Motors bu konuda adımlar atıyor. %20'lik zammın üzerine %21'lik bir zam uygulayalım diyor. Yani totalde %21'lik. Fakat buna çok yanaşmıyor. Çünkü %5'lik bir artış istenirken General Motors %1'lik bir artış yapma noktasında. Dolayısıyla da greve gidilmesin tekrar konuşalım diyorlar. Sendika ise biz çok konuştuk ama artık son noktaya geldik. Yıllardır bekliyoruz diyor ve işçilerin haklarını korumak için böylesine ciddi bir grev söz konusu ama ABD ekonomisi bundan dediğim gibi çok ciddi yaralanacaktır. Bu da sadece o otomotiv sektörünü ilgilendirmiyor. Birçok sektörde çalışanların da etkisi altına gireceğini düşünüyorum. Bir ciddi bir halk ayaklanması da olabilir. Evet, şimdi bir diğer önemli konu daha var tabii. Çok konuşulan ve merak edilen Joe Biden rüşvet, kara para aklama, yolsuzluk planı iddiaları üzerine ciddi aziz soruşturmayla karşı karşıya. Zaten birkaç aydır ABD eski başkanı Donald Trump'a karşı suçlamaları da gördük. Hatta Amerika tarihinde sabıka fotoğrafı olan ilk Amerika Birleşik Devletleri Başkanı olma özelliğini elde etmişti kendisi. Amerika'da neden oluyor bunlar? Bunların önüne nasıl geçilebilir? Seçim dönemi yaklaşırken iki lider bu soruşturmalardan nasıl etkilenecek tabii? Evet, çok güzel bir soru. Teşekkür ederim. Gerçekten ABD ekonomisi hiç durmuyor. Siyaseti de öyle durmuyor. Zaten Trump'la Biden'ın arası hiç yani ılımlı geçmiyor. Çünkü en son işte Trump şey demişti, dedi ki sizin hepinizi tek tek içeriye tıkacağım demişti. Çünkü siz bana bunu yaptınız dedi. Ben hak etmediğim şekilde
kaç kez hapse girdim ve hani kefaletle çıktı tabii o hapisten. Fakat onu destekleyen birçok kişinin bu kefaletin yanı sıra çok büyük rakamlarda toplandığını görüyoruz. Şimdi Joe Biden'a gelecek olursak, bu rüşvet, kara para, aklama, yolsuzluk planı iddiaları ile ilgili ciddi bir azil soruşturma ile karşı karşıya, suçluluğunu kanıtlanana kadar herkes masumdur biliyorsunuz. Ama Hunter Biden'la ilgili her daim de başı dertte Başkan Biden'ın. Başkan Biden'ın oğlu Hunter Biden'a yönelik federal ateşli silah suçlamaları nedeniyle Adalet Bakanlığı'na sunulan iddianamede çok önemli bir konu var. Kokain bağımlılığıyla mücadele ettiğini kabul ettiği, o 2018 yılında bir silah satın aldığı ve uyuşturucu kullandığı hakkındaki bu söylemler, bu konuyla ilgili zaten gidip ifade de vermişti. Bu tür suçlamaların karşılığında son olarak da bu Rusya ile Ukrayna Savaşı'nda özellikle oligarklardan, Hunter Biden'ın oligarklardan 10 milyonlarca dolarlık bir anlaşma yapması. Bunlar tabii ki çok önemli suçlar. Bunların bir kısmını zaten kabul etmişti, ancak sıcak bir gelişme Cumhuriyetçilerin de başında bulunduğu Temsilciler Meclisi sözcüsü Kevin McCarthy çarşamba günü başkana yönelik bir, yani Joe Biden'a yönelik bir aziz suçlaması, soruşturması açacağına dair komiteye bir başkanlık adına fezleke verdiğini duyurdu. Temsilciler Meclisi Cumhuriyetçileri Başkanı özellikle bu Obama yönetiminde başkan yardımcısı olarak görev yaptığı sırada oğlunun yabancı iş anlaşmalarından kar elde ettiği iddia ediliyordu. Ayrıca Trump'a da dönecek olursak 6 Ocak 2021'de ABD Kongre binasına düzenlenen saldırıyla ilgili de federal bir iddianameye atıfta bulunarak korkunç derecede adaletsizlik ve çoğunlukla yasa dışı cadı avları olarak iddia etti olaylar nedeniyle de hem Adalet Bakanlığı'nı hem de demokratları eleştirmişti. Bu Beyaz Saray'dan ayrıldıktan sonra o hani Georgia'daki gizli belgelerin açığa çıkmasıyla ilgili, yani onunla ilgili bir soruşturma vardı. Eski başkan Trump'ın özellikle söylemiş olduğu bir kelime var. Meşhur Pandora'nın kutusunu açtılar ve ABD'nin bir daha asla eskisi gibi olması mümkün değil. Çok üzücü diye bir söylemi oldu Trump'ın. Bunun üzerine Joe Biden Trump'a yeni bir takma at taktı ve kendi aralarında böyle hani atışıyorlar özellikle. Biden'la özellikle o Trump'ın kötü iş rekoru nedeniyle bu Biden'ın işte Maryland'daki bir üniversitede sözde Bidenomic çırtkanları yaparken Trump'ın da ABD'de göreve başladığı zamanlardakinden az işinden dolayı Joe Biden da ona Donald Howard Trump diye böyle bir isim taktı. Dolayısıyla da böyle kendi aralarında atıştıkları bir şey haline, arena haline gelmiş oldu diyebilirim yani. Peki Serpil Alparslan, çok teşekkür ediyoruz katılımınız ve değerlendirmeleriniz için. Ben de çok teşekkür ederim. İyi akşamlar. Teşekkür ederiz. Sağ olun. Devam ediyoruz değerli izleyiciler. Dünya Türk İş Konseyi 10. Kurultayı gerçekleştirildi. Dünya Ahıska Türkleri Birliği Genel Başkanı Ziyaddin Kasanov Eko Türk'e konuştu. Dünya Türk İş Konseyi 10. Kurultayında takip etmeye devam ediyoruz. Biliyorsunuz sürekli diaspora konusunu konuşuyoruz. Türkiye ve Türk diaspora temsilcileri de buradalar efendim. Dünya Ahıska Türkleri Birliği Ziyaddin Kasanov Başkanı, Genel Başkanı, Birliğin Genel Başkanı bizimle. Şimdi kendisinden bir değerlendirme alacağız. Efendim yayınımıza hoş geldiniz öncelikle. Ziyaddin Bey, bu kurultay, bugünkü yapılan paneller, bunlarla alakalı bir değerlendirme alabilir miyiz? Elbette ki ben mesela bir Türk olarak, bir Ahıska Türk'ü olarak özellikle böyle bir foruma, böyle bir konferansa katılmamız bizim için bir
gerçekten bir şerefti. Neden? Çünkü buraya bütün Türk dünyasından iş adamları gelmiş. Ve bu çok gerekli bir toplantı. Gerekli toplantı. Neden? Çünkü Türk iş adamlarının, Türk dünyasının potansiyelini burada konuşuyorlar bugün. Türk dünyası gerçekten büyük bir coğrafyadır ve çok bir nüfusa sahip olan bir, Allah'a şükür, bir dünyayız kendimiz içinde. Bir dünya çapında da bizim mesela birleşmemiz bizi güçlendirecek her türlü. Çünkü bizde Türk dünyasında her şey var. Gaz var, petrol var. Ne bileyim, bugün Türkiye'mizde en güzel know-how'lar var. Onları mesela Türkiye'den alıp Kazakistan'a taşımak, Kazakistan'dan güzel şeyleri Kırgızistan'a getirmek, Azerbaycan'a getirmek ve bu integrasyon bütün hem bizim devletler olarak, toplum olarak lazım, hem de özellikle iş adamlarına bütün yollarımız açılıyor. Her türlü yollarımız, hem yeni bir imkanlar doğuyor hepimiz için. Ben hem bir başkan olarak hem de iş adamı olarak buna mesela çok böyle sıcak gözünden bakıyorum ve gerçekten sevindirici bir olay. Neden? Çünkü bunları biz çoktan bekliyorduk. Türk dünyasının birleşmesini, özellikle Türk iş adamlarının bir araya gelmesini, beraber iş yapmalarını, birbirine yatırım yapmalarını, o ülke, o ya bir o iş adamı mesela Türkiye'den, Orta Asya, Orta Asya'dan buraya gelip yatırımlar yapmanın, destek vermelerini, bu çok önemli. Ona göre bilirsiniz, biz Allah'a şükür başta Türkiye olarak gerçekten dünya çapında bir güzel bir devletik, güzel bir toplumuk ve başarılı bir toplumuk. Çünkü Türkiye'nin son başarıları sanayide, ne bileyim bilirsiniz, insansız uçaklar, ne bileyim insansız savunma sanayisinde, bu gelişmeler gerçekten bütün Türklere gurur verici bir şeydi. Bu teknolojileri oralara taşımak, onları da güçlendirmek, bu en büyük hedefimiz. Bu konferansın da, bu toplumun da isteği, özellikle milletin de bu isteği, özellikle de iş hayatında da birbirimize gerçekten inanılmaz fayda veren, inanılmaz yol açan güzel şeyler de oluyor bugünleri. Bunun da buraya Cumhurbaşkanımızın da katılması, Dışişleri Bakanlarımızın da, Maliye Bakanımızın da katılması, zaten diğer ülkelerden de bakanların gelmeleri zaten ne kadar herkes için önemli olduğunu bu da gösteriyor zaten. Peki Ziyaettin Bey, bize bir cümleyle Ağızka Türkleriyle alakalı da söylemek istediğiniz bir şey varsa onu da alalım. Ağızka Türkleri biliyorsunuz sürgüne uğrayan bir toplum. 1944'te bizi Stalin zamanında Gürcistan, Türkiye sınırlarından Orta Asya, Kazakistan'a sürdüler. Ama bugün 9 ülkede biz yaşıyoruz. Genelde nüfusumuz 600 bin ama biz iki hedefimiz var. Bir, ana vatan Türkiye'mize Ağızkalıların her türlü yollarını açmak ve buraya isteyen, gelen, burada yaşamak isteyenlere her türlü imkan vermek. Onlara vatandaş vermek, onlara ne bileyim uzun dönem vermek, her türlü zaten bunları yaptı Türkiye'miz biz için. Yani Cumhurbaşkanımız her türlü bizlere destek veriyor. Özellikle de Ukrayna'dan, savaştan gelen, hem 2015'te hem 2022'de gelen, 2015'te 700 aile geldi, 2022'de 1000 aile geldi. Hepsine ev vermek, hepsine iş vermek, hepsine desteklemek, bu çok büyük bir olay. Bizim arkamızda gerçekten büyük devletimiz var. Bundan başka da aynı zamanda biz Gürcistan'a da bütün taleplerimizi devamlı onlara, önlerine koyuyoruz. Neden? Çünkü onlar bizi haksız sürdüler ve haksız sürgüne uğrayan bir toplum olarak biz haklarımızı geri istiyoruz. Biz diyoruz ki biz geçsek de gitmesek de, ama biz oranın yerel milleti olarak, oranın suçsuz, hiç kötü bir şey yapmadan bizi bir emirle sürülen bir şey toplum olarak, biz topraklarımızı talep ediyoruz, vatanımızı talep ediyoruz ve isteyenler bugün de, yarın da, 10 sene sonra da, 50 sene de sonra da bizim torunlarımız da hakkı olsun oraya gelip orada yaşamak. Biz bunları istiyoruz, ona göre bu davada da devamlı varız. Bunu da inşallah başaracağız. Efendim çok teşekkür ederim katılımınız için. Çok sağ olun. Çok teşekkürler. Evet, Dünya Ağızka Türkleri Birliği Genel Başkanı Ziyaettin Kasanoğlu bizimleydi. Şimdilik aktaracaklarımız buradan bu kadar. Stüdyo New York'u noktalıyoruz değerli izleyiciler. İyi akşamlar. Tek platform, tüm dünya. Philip Capital sundu.